Biliyorsunuz dün akşam Seferihisar'ın bağlı Gödence köyünde ilgili bir fotoğraf paylaşmıştık. Dün aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çocuklarımız, öğrenciler öğretmenlerine çiçek veremediler. Yanlarında olamadılar. Sadece Öğretmenler Günü için değil, 29 Ekim özel törenlerde ve normal rutin okullarına da gidemiyorlar. Burası doğu değil, burası dağ köyü de değil. Yani burası Seferihisar'a bağlı bir Gödence mahallesi, Gödence köyü. Üzümüyle, bağıyla, doğasıyla anılan bir köy ve burada da yerleşik olarak, şimdi muhtarımızdan da detaylı bilgi alacağız. Yaklaşık 26 tane öğrencinin de bulunduğu bir öğrenciler var. Görüyorsunuz herkes, hep birazdan çocuklar burada okula gitmek istediklerini belirtiyorlar. Servis olmadıkları için okula geçemiyorlar. Maalesef köy okullarının kapanmasından dolayı en yakın Seferihisar'a bağlı mahalle köylerinden Ulamış Mahallesi ve civar yerleri okullara yönlendirdikleri için bu çocuklar okullarına gidemiyorlar. Ellerindeki pankartlarla da durumun ne kadar çok acı olduğunu görüyoruz sevgili izleyenler. Evet çocuklar, okula gitmek istiyor musunuz? Evet. Kaç yaşındasın? 6. 6. İlkokula başladın mı? Evet. Okuma yazma peki öğrenebildin mi? Ne kadar sürede okula gittin? Hiç. Gittim arkadaş, bir arkadaş biraz mı gittin? Evet. Sen kaç yaşındasın? 9. 9. Kaçıncı sınıf? 3. 3. sınıftasın. Ne kadar sürede okula gidebildin? Hatırlıyorum. 2 ay. Ezgi hatta dün okumuş gibi öğrencimiz vardı. Öğretmenine şiir ezberlemiş ama okuyamadı dün okula gidemediği için. İsterseniz o da okusun. Eğer istersen 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlamış olduğu şiiri de biz de oluşum haberi olarak sizlerle okutalım. Gel bakalım sen. Elif miydi? Elif gel sen canım. Kıyamam ben sana ya. Gel böyle. Evet. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Evet, kocaman bir alkış. Ya. Canım. Hangi okula gidiyorsun Elif? 3. sınıf. 3. sınıf hangi okula gidiyordun burada? Yani servis olduğu dönem içerisinde. Ulamış. Evet görüyorsunuz bütün çocuklarımız pırıl pırıl ama bu çocuklar okuma aşkıyla yanıp tutuşuyor. Yani bizim burada istediğimiz, şimdi detaylı bilgileri tekrar alacağız ama hakikaten o kadar çok doluyum ki sevgili izleyenler. Yani bu işe bir an önce çözüm bulması için Seferihisar Belediyesi'nden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Seferihisar Kaymakamlığımızdan ricamızdır. Bu çocukları lütfen okutalım. Ve gerekli olan tüm desteği sağlayalım istiyorum. Muhtarım, öncelikle sizden bilgi alayım. Nasıl durum, ne kadar süredir? Ben Seferihisar Çamtepe Mahalle Muhtarıyız. Biz bu üç muhtar arkadaş devamlı ilgileniyoruz. Valiye ilettik toplantıda. Dün yine velilerle, öğrencilerle beraber Seferihisar Kaymakamlığı'na gittik. Çocuklar okula gidemiyor, servis olmadığından dolayı. Sağ olsun belediye başkanımız İsmail Yetişkin. 2 ay süre ihaleler olunca da araç gönderdi. Havalar şartı bozulunca onlar da mecbur kaldı şoförlerine. Bir şey olursa biz sorumlu oluruz diye onları bırakmak zorunda kaldı. Milli eğitim ücretleri 240 lira veriyor. 240 liraya da şu anda kimse buraya çıkmaz. Mozot olmuş onlara. Kimse bu işeden ondan çocuklar okula gidemiyor. Kendi imkanlarınızla peki çocuklarınızı götürme şansınız oldu mu peki? Kendi imkanlarınızla herkes köylü çalışıyor. Kimi zeytinle ediyor, kimi işte çalışıyor.
vatandaş götüremez. Ama bunu devlet büyüklerimizden bir yardımcı olmalarını istiyoruz buradan. Bizi duysunlar. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Gereken yerlere de çıkacağız, devam edeceğiz. Biz bir an önce şu çocukla okula kavuşmasını istiyoruz. İnşallah. Yani bizler de elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Bu noktada. Ben Seferihisar Gölcük Mahallesi muhtarıyım. Şunu söyleyeyim. Eğitim yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Hiçbir şeyin değeri yoktur. Onun için bir çocuk okuluna gidemiyorsa daha kötüsü yoktur yani. En kötü şey bir çocuğun eğitim alamaması. Bir an önce bu sorunun giderilmesi lazım. Bir tane bile olsa, yani işi gücü vardır ailelerin, babanın işi var, annenin işi var. Hele hele köy yerlerde tarlaya gidecek, zeytine gidecek, hayvan işi var. Bir öğrenci bile olsa, Gölcük, Gödence, Çamtepe mağdur burada. O bir öğrencinin bile devlet sorununu gidermesi lazım. Bravo muhtar. Teşekkür ederim. Ben Gödenceköy muhtarı Ali Çetin. Çocuklarımız ihaleler, fiyatlar düşük olduğu için servisler, hiçbir servisçi servisi almadı. Ve bu durumda Sayın Başkanımız İsmail Yetişkin 2 haftalığına diye başladı, 2 ay boyunca çekti. Ama o da havaların yağışlı olduğundan dolayı sigortası oldukları için bu riski almamak için o da çekmiyor şu anda. Milli Eğitim Müdürümüze, Sayın Kaymakamımıza buradan ve devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bu çocukların okula gitmesi gerekiyor. Yani bizim çocuklarımız İzmir'in, mesela Türkiye'nin 3 büyük iliyiz. İstanbul, İzmir, Ankara. Ama biz çok yakınız İzmir'e. Ya şu anda çok mağduruz yani. Mağduriyeti yaşıyoruz. Nerede konuşabilir miyim? Tabii. Tabii, buyurun. Gökhan abi geçsin. Merhaba, ben de Gökhan Yerlikaya, heykeltıraş. Bu çocukların acısıyla başka köyden geldim ben de. Bir haftadır bu çocuklar nasıl okula gitmiyor? Yani bunun cevabını birileri vermesi lazım. Yani bu çocuklar taşımalı eğitim sistemine bağlı köylerinden toplanıp okullarına götürülüp geri getirilmesi gerekiyor. Yani devletten biz şimdi şey mi isteyeceğiz? Yardım mı talep edeceğiz? Devlet lütfen görevini yapsın. Bu çocuklar burada terk mi edilecek? Yok 240 liraymış, yok 340 liraymış. Böyle saçma bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani sizden rica ediyorum. Herkes kendi görevini yapsın. Yapamıyorsa bu çocukları ben alırım, yarın yürürüm. Bu çocuklar okula gitmek zorunda. Bir haftadır eğitimsiz geziyorlar. Kim verecek bunun hesabını? Yani bu son derece saçma bir şey. Lütfen herkes görevini yapsın. Teşekkür ederim. Evet. Görüşmek. İzinlerinizle ben Çağatay Özcan Kokulu Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bilindiği gibi uluslararası şöhrete sahip zeytinyağında, tarıma dayalı sanayide, dünya ölçeğinde bir kuruluş. Düşünebiliyor musunuz? Uluslararası boyutta bir köyün öğrencileri, çocukları okula gidemiyor. Kabul etmek mümkün mü? Sıradan bir köy değil Gödence. Uluslararası Akdeniz çanağında herkesin adını bildiği bir yer. Sıradan bir yer değil. Yani uçsuz bucaksız ulaşılmayan bir yer değil. İzmir'e 45 kilometre, Seferihisar'a yarım saat, 20 dakika özür dilerim. Ve bakın bu çocukların hiçbirisi bir haftadır eğitim almıyor. Düşünülebilir bir şey değil. Sıradan bir yer değil. Markalı, tescilli, tarıma dayalı sanayide Türkiye zeytinyağı sektörünün ilk yedisi içinde. İhracat yapan, Türkiye'ye zeytinyağı dağıtan, kendi adına 11 tane markası olan bir yerde devlete vergi ödeyen, her ay şu kadar TL devlete vergi ödeyen insanların çocukları okula gidemiyor. Niçin? Değerli arkadaşımız, velimiz 240 liraymış da 300 lirayı olacakmış da 500 lira olacakmış servis ücreti diye. Buradan Seferihisar Kaymakamına sesleniyorum. Değerli kaymakam, devletin gücünü gösterin. Devletin gücünü gösterin.
Şöyle bütün köy okullarının açılması lazım. Taşımalı sistem diye bir şey kaldırılıp bütün köy okullarının açılması lazım. 144 bin öğretmen adayı atama bekliyor. Bunların her biri atansa ve her biri evine ekmek götürse, her bir öğretmen oradaki manavına, kasabına, diğer yerlere istihdam sağlar. Buraya gelen öğretmen aslında bir masraf değil, aslında bir üretim merkezi olur. Her okulun bir, her köyün bir okulu olması lazım ve öğretmen atanması lazım. Köylerdeki bilimsel eğitimi çekip yerine bilmem neleri koymak bu çözüm değildir. Köylere bilimsel eğitimin girmesi lazım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizler de bunu duyurmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Yani çocuklarımızın gözlerinin içine baktığınızda gerçekten o ışığı görebiliyorum sevgili izleyenler. Hepsi ayrı ayrı. Burada ilkokula giden de var, ortaokula giden de var, lisede öğrencileri de var yanlış hatırlamıyorsam. Öyle değil mi? Liseye gidenler var mı aramızda? Zaten evet. Çocuğun okuduğu şiir her şeyi anlatıyor. Kesinlikle. Bakın o şiir her şeyi anlatıyordu aslında. Her şeyi anlatıyordu. O şiiri dinleyen, anlayan her şeyi anlatıyordu aslında. Teşekkür ederiz. Şöyle. Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Bu Atatürk büstünün önünde biz çocuklarımızı okula gönderemiyoruz mağduriyeti fotoğrafı çektik. Yani biz atamızın Öğretmenler Günü'nü kutlamak için orada toplanmak isterdik. Ama çocuklarımızın eğitim hakkı elinden alındı. Onun fotoğrafını çektik. Bu bize reva mı? Köyde oturuyoruz diye mi biz bunu yaşamak zorundayız? Ya biz köylüyüz diye bunu yaşamak zorunda mıyız? Kıyamam. Buradan öğretmenlerinize nasıl mesaj vermek istersiniz? Çok özledim. Kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Bulamış okula gidiyorsun. Evet. Öğretmenimi çok özledim. Okulumu, arkadaşlarımı. Çok özledim. Çocuklar hep evet. Birazdan öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir, iki, üç. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Evet, bir, iki, üç. Hep birazdan. Tekrar alalım. Harikasınız çocuklar. Kocaman bir alkış size. Evet sevgili izleyenler, konunun takipçisi olacağız. Biz de bu konuyla ilgili gerekli ilgili yetkili kişilerle iletişim halinde olacağız. İnşallah müjdeli haberi vermek için de ikinci haberimizle de burada büyük bir coşkuyla kutlayalım istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.